Evet, sağ ol. Şimdi arabanın yakınına geldik. Facebook'ta bu arada PSA sahiplerini de... Ha, evet, öyle bir grubumuz var. Mantık şu, ben bilmediğim bir arabayı aldım ya da daha önceden kullanmadığım, tecrübe etmediğim bir arabayı aldım. İnsanlarla beraber belli şeyleri tecrübe edelim ya da tecrübe etmiş insanlardan belli şeyleri öğrenelim diye o grubu kurdum. Ben bir problem yaşadıysam çözümüne ulaşayım ya da onlar bir problem yaşadıysa paylaşım içerisinde olalım diye öyle bir grup kurduk. Videoyu izleyenlerden oraya gelen olursa alır mısın mesela? Tabii canım, biz herkese açığız. Orada amacımız daha çok teknik paylaşım. Bu arabayla ilgili yaşanmış problemler ya da nelere dikkat etmeliyiz? Aldığım zaman direkt ilk tamirciye gittiğimde şunu sordum. Hani ben bu arabayı yeni aldım. Böyle bir arabada nelere dikkat etmeliyim? Ya da bu arabanın neresi beni yolda bırakır? Ne yapmalıyım? Ya da ne olursa müdahale ederim? Ondan öğrendim bir şeyler. Her şeyin olduğu gibi bunun da karakteristik özellikleri var. Avantajları, dezavantajları var. Maksadımız onları çözebilmek ya da tartışabilmek. Aynı araba PSA grubunda, aynı evet, şasi. Evet. Citroen'de de var, Peugeot'da da var. Evet. Fiat'ta da evet, üretiyor. PSA. Arabalarda donanım olarak farklılıklar var. Genelde daha donanımlı çıkanlar Peugeot olanlar, benim gözlediğim kadarıyla. Yenilerde de biraz öyle. İşte. Şerit takip asistanları, cruise kontroller, evet, yeni modellerde LED farlar, bazı ambulans olarak ülkeye girmiş dört çekerler, arazi özelliği olan evet, sürekli dört çeker araçlar. Çok mantıklı. Gibi gibi bir takım şeyler var. Artılar var. Ama gördüğüm kadarıyla... Otomatik olanları var. İmaj karavana gitmiştim. Tentemi orada taktırmıştım. O zaman orada gördüm. 15 metreküptü ve mavi renkte. Hatta Aydın Bey'e sordum. Arabanın koltukları çok dikkatimi çekti. Aydın Bey, hani koltukları farklı bir versiyon mu taktırdınız dedim. Hayır dedi, incele istersen dedi. Bu araba özel bir versiyon dedi. Açtığımda gördüm. Otomatik vites. Koltukların başlıklarından çıkıyor emniyet kemerleri falan. Çok efsane bir arabaydı. Bu arada bu araba yani Amerika'ya bile ithal ediliyor. Bizim evet, Doblolar falan gidiyor. Promaster olarak falan. Ha? Eğer yabancı dili varsa arkadaşımın, mümkün olduğu kadar yabancılar ne yapıyor ne ediyor diye. Tabii onların biraz iç mekanları, konfor algıları falan bizimkinden tabii, farklı, uymuyor. Tarzları da farklı. Aynı arabalar Promaster olarak. Evet. Hem Bursa'da üretiliyor, ithal ediliyor. Buradaki Doblolar da yani evet, 2.8 V6'ları. Farlar farklı, panjur farklı. Ben de ona çok baktım. Hatta farları çok hoşuma gitmişti. Evet. Ön ızgaraları da farklı. Dodge markası aldığında, evet, Promaster'ların. Evet. Şimdi dışarıdan anlatmak istediğin neler var? Bu araba normalde İzmir'de bir, yani sen ikinci el olarak bu arabayı evet, aldın. İzmir'de bir üreticinin yaptığı evet, bir araba bu. Evet. Dolphin Caravan'ın evet, ürettiği evet, bir araba. Evet, evet. Onlar imal etmişti. Benim aldığım adam çok fazla kullanmamıştı. Daha doğrusu hiç kullanamamıştı. Ben ondan aldım. Muayenesi falan bitikti, yaptırdım. Kasada... Kasayla ilgili aslında belli, çok büyük problem var. Belli yıllarda şu evet, galvaniz kaplama ile ilgili boya atma 2000, hikayeleri var. 2008'lerde ya da 2008, 2009, 2010'larda belki de var. Kasada boya atmaları var. Aracın birçok yerinde var. En büyük, hani canımı sıkan buralarda da var atmalar. Boya atıkları. Evet. Boya atığı görmek hiç istemeyen hayatında adam kaç yaşında araba baksın? Mesela o yani 2008, sen şimdi biliyor çok 2008 araba... bu. Arkadaşımda 2012'si var. Onda attığını görmedim. Komple boyanmadığına göre de demek ki 2012'de düzeltmiş olabilirler. Yani bu sorunu fark etmiş olabilirler. Boyanacak yaza, belki hatta kendim bile boyamayı düşünüyorum. Çünkü elimde yeterli ekipman var. Eğer ki zamanım olursa işte ilkbaharda gerekli çalışmayı yapıp sonbaharda da... Bu malzeme galvaniz olduğu için bunun korozyona uğrama ihtimali yok. Ama evet, üzerindeki evet, önce boyayı atıyor galiba. Boyadan evet, sonra da alt taraftaki astarı yan tarafta daha iyi görürüz. Mesela bu arada bak şurada, şu sosyal medya hesabını da göster. Arkın abiyi de takip edin. Video evet, biraz uzun olacak arkadaşlar çünkü kapsamlı, hem Arkın abi hafta sonu denk getirmişken kapsamlı inceleme yapacağız. Buralarda mesela daha çok dökülmeler var ama hani hatta bir şey daha göstereyim size. Bak çok basit, mesela şuralar da aynı şekildeydi. Aracın sprey boyasını yaptırıp boyadım mesela. Hani sprey boyasını, yani bu boya atıklığı çok büyük bir göz korkutacak ya da bu arabadan mide bulandıracak bir şey değil aslında. Bak mesela ön park sensörü. İşte sis farları vardı, onları değiştirdim ama hani ön park sensörü kullanımı rahatlaştırıyor. Yani ben beğeniyorum. Şimdi mesela basit detaylardan bir tanesi bu tentenin ayağı. Evet, tentenin ayağını ben tutturdum. Fiamma yazıyor markası, Fiamma. Evet. Dediğim gibi imajdan almıştım, deldim, perçinle beraber tutturdum. Ben dışında mesela ekstra şu lambaları koydum. Bütün hepsinde var. Kuyruklarda var. Tam onun ebatında parklara bağlı o lambalar. Araba çok büyük ve böyle bir alana geldiğiniz zaman hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Lastiğin nereye bastığını göremiyorsunuz. Ama bunlar parka bağlı olduğu için ben yolumu, yan tarafımı rahatlıkla görüyorum. Ya da bir kaldırıma yanaşırken falan mesafemi görebiliyorum.
Ya yakın zamanda ben geceleri birkaç defa şehirler arası yolculuk yapma fırsatım oldu. Biraz ağır vasıtacılar bu tip ledleri, olayları seviyorlar ama bu kadar uzun aracın aslında seyir halindeyken bu tip aydınlatmaları olması güzel. Çok. Çünkü başka insanlara aracın boyutunu algılatmak adına gece sürüşlerinde özellikle. Lastiğin şuralarını görebiliyorum aynadan baktığım zaman. Ne yapıyor? Bana ister istemez nereye bastığımı gösteriyor. Kaldırıma yanaşacaksın. Burada o lamba olmazsa arabanın nereye geldiğini göremezsiniz.